Jinekolojik kanser ameliyatlarında genel anlamda söyleyecek olursak rahim alınması, ki biz buna histerektomi diyoruz. Yumurtalıkların alınması, salpingo-oferektomi diyoruz. Ve lenf nodlarının temizlenmesi ya da lenf nodu diseksiyonu diyoruz. Bu prosedürleri kullanıyoruz. Bu prosedürlerden hangisini, kime, ne genişlikte kullanacağımız tamamen hastalığa ve hastanın özelliklerine göre değişir. Örneğin çok yaşlı, ameliyatı kaldırma olasılığı daha zor olan bir hastada full lenf nodu diseksiyonu yapmak yerine, tabii ki hastalığına göre değişir, işaretli lenf nodu, ki biz buna sentinel lenf nodu diyoruz, kullanmak hasta için çok daha faydalı olabilir. Yine rahim almanın da tek bir çeşidi yok. Örneğin rahim ağzı kanserinde geniş bir şekilde rahim alma gerekir. Buna biz radikal histerektomi diyoruz. Radikal histerektomi basit histerektomi ile kıyaslandığında çok daha farklı bir tekniktir. Bunu rahim ağzı kanserinde ya da rahim ağzı tutulumu olan rahim kanserlerinde kullanıyoruz. Ama örneğin erken evre bir yumurtalık kanserinde ya da rahim kanserinde basit histerektomi tekniğini kullanıyoruz. Yine her hastada mutlaka aynı şekilde lenf nodu diseksiyonu yapılacak diye bir kayda kesinlikle yok. Örneğin rahim ağzı kanserinde lenf nodu diseksiyonunun doğru yapılmasının hayati önemi çok daha büyükken yumurtalık kanserinde bu konu bir miktar daha tartışılabilir. Özetle hastaya göre ve hastalığın tipine göre jinekolojik kanserlerde hangi ameliyatın yapılacağı ameliyat öncesi mutlaka karar verilmelidir ve bu da hastayla mutlaka paylaşılmalıdır.